Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dördüncü söz. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu imaduddin. Es-salatu, salat, dinin direği. Daha açacak. Namaz ne kadar kıymetli ve mühim. Namaz kılmak ne kadar kıymetli ve mühim. Hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. O kadar mühim, o kadar kıymetli. Az bir masraf ile kazanılıyor. Hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu 2 kere 2 = 4 eder derecesinde katı anlamak istersen şu temsili hikayeye bak gör. Yani örnek veriyor. Yani namaz kılmayan ne kadar zararda olduğunu, divane olduğunu. Divane ne demek divane? Başı boş, avarı gibi. Başı boş, avarı. Abdurrahman divane? Zahirten deli. Yani kâr ve zararını bilmeyen. Hayatta kendisini aktif edecek bir ereği, yani bir hedefi olmaması. Yani kâr ve zararı bilmiyor. Yaratılışını kaybetmiş. Yani bu dünyada niçin yaratıldığını bilmiyor. Şimdi bir hikaye veriyor. Örnek veriyor. Bu namazsız adam ve namaz kılanla kılmayan arasındaki durumu anlatan bir örnek veriyor şimdi. Bir zaman bir büyük hakim 2 hizmetkarını her birisine 24 altın verip 2 ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Bir padişah var. 2 tane hizmetçi var. Her birisine 24 altın veriyor. 24 tane altın veriyor. 2 ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftlik varmış. Şu parayı alın. Orada kalın diyor. 24 tane altın veriyor. Ama 2 aylık mesafe. 2 ay. Ve onlara emreder ki şu parayla yol ve bilet masrafı yapınız. Yani şu 24 altınla da yol ve masrafta kullanın diyor. Çünkü 2 aylık mesafe var. Hem oradaki meskeninize hem gidecek olduğunuz oraya, çiftliğe lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. Yani bunu vererek değiş tokuş yapın. Yani mesela 2 aylık mesafede has bir çiftlik var. Ben sana 24 tane altın veriyorum. Hem yol masrafı yap. Hem de orada çiftlikte lazım olacak bazı şeylerle bu altını değiştir. Kendi hocam, kendi ihtiyaçları için yok ki çiftteki insanlar için. Yok, kendi ihtiyacın. Orada sana lazım olacak şeyler için. Bir böyle bir hikaye. Sonra hem oradaki meskenize lazım bazı şeyleri mubaya ediniz. Alın, satın alın. Bir günlük mesafede bir istasyon var. Bir de tarif ediyor. Diyor ki 2 aylık mesafe ama bir günlük mesafeden sonra bir istasyon gelecek. İstasyon. Orada istasyonda ne var? Araba var. İstasyonda. O istasyon o has çiftliğe dolmuş yapıyor. Araba var. Gemi var. Tren var. Tayyare var, uçak var. Sermayeye göre biniliyor. Yani gidiyorsun, bir günlük mesafe var. 2 aylık mesafe. Bir günlük mesafede istasyon var. Bak diyor, bu istasyona gidince bir günlük mesafe. Buradan 4 tane şeyle biniliyor, 4 tane. Araba, tren, gemi, uçak. Ha, ona göre diyor hani. Paraya göre biniliyor. Bak buraya gidene kadar paran harcama. Bak oraya bilet alman lazım. Ondan sonra zaten ondan sonra yaya geçemezsin. Buradan buraya kadar yaya. Ondan sonra başlıyor araba, uçak, gemi başlıyor. Oraya kadar yaya. Ve paranı sakla ona göre yani ciddi harca. 2 hizmetkar ders aldıktan sonra giderler.
Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Bir tanesi bir günlük mesafeye bir parça masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Yani bir tanesi akıllı, iki adam vardı. Bir tanesi akıllı, bir günlük mesafe istasyona gidene kadar parasını harcıyor ama padişahın hoşuna gidecek şekilde harcıyor. Yani parası bitmiyor. Yani böyle değiş tokuş yaparak, değerlendirerek gidiyor. Harcıyor, hem işini görüyor fakat parasını, hem işini görüyor hem de harcarken ticaret yapıyor. Öteki hizmetkar bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar 23 altını sarf eder. Bedbaht neydi? Bedbaht. Kötüyüz. Bahtı kara. Bahtsız yani. Peki serseri ne demek? Serseri ne demek biliyor musun? Başı boş. Başı boş. Güzel. Bak şimdi bir adam buraya dursa, dönmeye kalksa böyle. Bırak bu adamın. Hiçbir şey yerinde olmaz. Her şey birbirine karışır değil mi? Yani serseri de böyle. Hiçbir şeyi yerine oturtamıyor. Ne olduğunu bilmiyor. Serseri. Serseri. Yani e çekiyor. Serseri. Yani başı dönmüş yani. Başı dönmüş demek, dönen bir insan burada kafası karışmaz mı? Dön. Bırak şimdi. Ayakta bile duramaz. O duvardaki tabela buraya gelir, saat oraya, o kitaplık oraya, ben oraya. Yani her şey birbirine karışır böyle. Sis gibi. Tamam mı? Yani onun nazarında. Evet. Serseri diyor ki onun nazarında. Öteki hizmetkar bedbaht serseri olduğunda, nazar değil. Serseri olduğundan istasyona kadar 23 altını sarf eder. O kadar serseri ki daha 2 aylık mesafesinden gitmeden bir günlük mesafe istasyona kadar daha bir günlük mesafeye kadar 23 altını sarf etmiş. E bundan sonra ne yapacak? Bari 24'ü harcasa da hiç gidemezsin. Hepsini harcayayım 23. 23 harcadı. 23 tane, tam bir serseri yani. 23 tane altını bir günlük mesafede harcamış. 23 altını sarf eder. Kumara, mumara verip zayi eder. Bir tek altın kalır. Arkadaşı ona der, yahu şu liranı bir bilete ver. Ta uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim efendimiz kerimdir. Belki merhamet eden ettiğin kusuru affeder. Seni teyyareye bindirirler. Bir günde mahal ikametine gideriz. Yoksa 2 aylık bir çölde aç ve yayan gitmeye mecbur oluruz. Şimdi bir tanesi geliyor akıllı diyor ki bak diyor bu istasyona kadar 23 tane harcadın. 24 tane altın vardı zaten. 24 tane altın. 20 tane 23 tane harcadın. Kaldı bir tane. Ya be adam bari bilet al. Bir altın kaldı. En azından araba bileti al yani. Yani eğer sen o bilet bir altını alırsan belki de padişah merhamet eder. Lan tamam lan serseri madem bir altını bu otobüs bileti aldın gel lan uçağa bindireyim seni. Belki merhamet eder ama ilk bir günlük mesafede istasyonda 24 tane harcarsan 59 gün ne yapacağım? Diyor ki o alim, ya diyor bari 23 altını harcadın. Bir tane kaldı diyor, bir tane. Bari onu bilete ver. Bilet al, bir tane altını bilet al. Belki padişah acil sana teyyareye koyar, uçağa koyar. Sen diyor 2 aylık mesafede aç, yayan, karanlık, susuz kalmayasın diye söylemiş. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtar hükmünde olan bir bilete vermeyip muvakkat bir lezzet için sefaate sarf etse gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız dahi, adam dahi anlamaz. Örnek bitti burada. Örnek misal
Bitti. Yani o adama o bir tane altın da harcamasa, o bileti almasa ne kadar ahmak olduğu ortada. Şimdi olay bitti. Bunlar bize ne demek istiyor? İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. O hakim ise bize şey yaptı ya, size al sana 24 tane altın. Padişah. Padişah. 2 aylık mesafede has çiftlik var. 1 günlük mesafede istasyon var. İşte bunları hep yapan padişah kimmiş? Örnekte Rabbimiz Halikimiz Allah. Örnekte Allah'a temsil ediyor. Sonra o iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin namazını şefkle kılar, diğeri gafil namazsız insanlardır. O iki kişi vardı ya, bir tane itaat etti, ötekisi itaat etmedi. Bir tanesi mütedeyyin, dindar, namazı kılan, namazı seven, Allah ve Resulüne muhabbet eden, iman eden. Diğeri namazsız adam ve namazdan hoşlanmayan, Müslümandan hoşlanmayan adam. Müslümandan hoşlanmayan adam. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. 24 altın demek 24 saat. 24 altın demek 24 saat demek. Her bir saat bir altına, altın gibi kıymetli. O has çiftlik ise cennettir. O has 2 aydan sonra has çiftlik cennettir. O istasyon ise, hani bir günlük mesafede istasyon vardı ya, kabirdir orası. Önemli olan bundan sonra Recep, peki 59 gün nerede? Bir günlük mesafede kabir var. Ama cennet 2 aylık mesafede. 2 ay. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadisi var, diyor ki, dünya hayatı diyor, ya bir gün ya daha kısa diyor. Başka bir hadiste de, seyahat eden bir insan dinlenmek için bir ağacın altında gölgelikte bir saatte ölen uyuması gibi kadardır diyor. Bir saat. Çünkü dünyanın 1000 senesi, ahiretin bir günü. Bir daha söyleyeyim. Dünyanın 1000 senesi, ahiretin bir günü. Peki, 60 sene kaç saat eder o zaman? Bir saat gibi bir şey. Etmiyor da. Önemli 20-25 dakika bir şey olur. Ahiretin bir günü dünyanın 1000 senesi. 60 sene yaşasan ahirete göre bir saat bile etmiyor. Dünya hayatı bir saat bile etmiyor. Resulullah öyle diyor ya, seyahat eden bir insan yorulmuş, güneş kafasına vurmuş, dinlenmek, istirahat için ağacın altında yatsa bir saat, bir saat dinlenmek gibidir diyor. Çünkü seferde bu. Demek ki o bir günlük mesafe kabir. Abicim bir şey söylemeyeyim. Ahiret hayatı bizi ebedi bir hayat beklemiyor mu? Orada nasıl bir ölçüdür bu? Hani bir saati bir bin yıl derken. Hani sonsuz bir hayatın... Evet. Nasıl öyle bir ölçü yapabiliyoruz? Şimdi bak, sonsuz hayat diyorsun. Şimdi Allah'ın zamanı yaratmış ya, zaman der esmasına bakıyor, der. Kodluyorum, Denizli, Edirne, Hatay, Rize, der. Esma bu, esma işte. Ya Cemil, ya Allah, ya Karim, ya Allah, Latif, Kerim, Alim, Sani isim değil mi? Ha, mekanı yaratan Allah, zamanı da yaratan Allah. Zaman dehr esması. Peki zaman yok demek, dehr esması yok orada, olur mu? Bizim için sonsuz. Ha, bizim için o Allah'ın o dehr esması kayıtsız tecelli edinceğinden sonsuz oluyor. Ama sonsuz olmakla beraber bir an sonra, bir an sonra, bir an önce, bir an sonra. Mesela pazartesi Adem Aleyhisselam'ı ziyaret edilecek diyor cennette. Cuma günü, perşembe günü beni ziyaret edecek diyor. Peygamberimiz diyor. Cuma günü de Allah'a gideceğiz diyor. Bak yine bir zaman var. Yani zaman derken başka nasıl anlayacağız? Öncelik sonralık, ama bu dünya cinsinden bir zaman yok yani. Tık tık
Artık böyle bir zaman yok. Yani inkılaba benziyor. Buz, su, H2O. Yani inkılaba kıyas zaman... Kıyas kabul etmiyor yani. He? Kıyas kabul edilmiyor. Edilmiyor. Bir daha söyleyeyim. Mesela burada dünyada tık, 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 tık. Zaman diyoruz. Ahirette ise zaman böyle işlemiyor. İnkılap var. Nasıl inkılap var? Buz. Su. Bir bardak. Buz kabul et. Buz. Su. Su H2O. Enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri. Sonsuza doğru gidiyor işte. Esmanın nihayetsiz mertebesi yok mu? Hani bu inkılap adına bu dünyada konuşurken zaman diyoruz. Oysa ahirette zaman değil, inkılap var. Bir anın bir ana benzemiyor. Bir an bir ana benzemiyor. Nasıl bir şey? Yani böyle bir bizim bildiğimiz tak tak a gidiyorum falan değil. Bir anda her yerdesin. Hiçbir yerde değilsin. Nasıl zaman olacak dünya zamanına göre? Hiçbir şey bitmiyor. Doymak yok. Alışmak yok. Sıkıntı yok. Gece, dert yok. Gece gündüz ne kum var? Gece yok. Gece yok. Çünkü ruhta uyku yok. Uyku bedenseldir. Uykuyu isteyen bedendir. Nefistir. Yorulan bedendir. Ahirette her şey nur ve nurani. Güneş yok. Güneş olsa gölge olur. Bu her şey nurlu olacak. Her şey canlı olacak. Yani senin gibi şuurlu olacak taşları, toprakları. Sohbet edeceksin onlarla. He? Geldi gitme öyle. Öyle geldi gitme öyle bir aleme. Bunda da var ya. Delikanlı hoş geldin. Aleyküm selam. Yani biz niye korkuyoruz biliyor musun? Bilmiyoruz da ondan. Mesela askere giderken Acemi Birliği'ne gittikten sonra usta birliğine gitmek istemem. Nasıl alıştım diyorsun. İnsanın öyle bir yapısı var ki tiniyeti, alıştığı yerden gitmek istemiyor. Alıştığı yerden gitmek istemiyor. Yani eğer ahirete gitsek, orayı görsek, dünya ile kıyas etsek acaba gitmek istemez miydik? Mesela peygamberler, bilen peygamberler gitmek istemiş. Fakat ölüm zahirden korkunç gözüktüğünden dolayı kefene sarılıyor, toprağın altına giriyor, güneş batmıyor, güneş onun için batmış, bilmem ne falan. Doğru ya bu. O bedensel bu. Musalla taşıyor mesela. İşte. Ne acayip ya. Garip. Yani. Ama musalla taşında o ruhu bile seyrettiğini bilsen insan rahatlıyor. Kendi cesedine kendisi bakıyor. Çok acayip yani. Musalla taşında bulunan cesede onu kullanan, senelerce binen ruh seyrediyor. Bakıyor kim cenazeme katılmış. Kim bana hakkını helal ediyor, kim etmiyor. Hepsini bakıyor. E şimdi musalla da yeter kim? Eğer kafirse toprakta durmaz, esfelde. Eğer âli bir ruhsa âla da zaten. E toprakta kim var ki? Ya. Ama adam gibi olursan toprakta da olmuyorsun işte. Demek ki o istasyon kabirdir. Hakikaten çok acayip kabir ya. Bu elimle o kadar ceset yıkamışım ki. O kadar insan görmüşüm ki. En azından mezara indirdiğimin haddi yok. Hani yıkadıkları vesaire onların belli yani adedini sayarsın belki. Ama mezara indirdiğim insan sayısı çok fazla. Yani cenazeye katılıyoruz ya, yalvarıyor, rica ediyor falan ve biz indiriyoruz. Ama o kadar insan beni de indirecekler. Yani bu o kadar kesin bir gerçek, o kadar gaflet. Acayip bir şey yani. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Bak o seyahat var ya, seyahat. 2 aylık mesafe. 1 günlük mesafede kabir. 2 aylık mesafe ise toplamı kabre,
Haşire, ebed yolculuğu, 2 ay mesafe. 59 gün kabirden sonra başlıyor seyahat. 60 gün bir saat işte, şey bir gün bu diyor. O bir günün karşılığında sanki sonsuz görülüyor da. Evet, yani sonsuz. Ya 59 gün. Yani dünya hayatı ahirete göre bir saat bile değil. Çünkü ahiretin bir günü dünyanın 1000 günü. 1000 dünya günü ahiretin bir günü. Bir gün. Bu 1000. O zaman 60 sene yaşayan bir insan ahirete göre bir saat yaşamış oluyor. Bir saat bile değil. Hocam Kur'an-ı Kerim'de de 6 yerde onu bahsediyor. Evet. Ahiretin bir günü, dünyanın 1000 günü, dünyayı Yüce Mevla 6 günde yarattı diyor. Bunun tefsirciler yorumlarında da bir nevi diyor 6 cessede, 6 cesse, 6 zamanda diyor. 6 inkılap. Peki bu 60 yıl demek ki dünya hayatı. Peki 60 yıl küfürde yaşayan bir insan durumu ne o zaman? Şimdi şöyle deniliyor. Mesela 60 sene yaşayan bir insan sonsuz yaşamıyor. Evet. Peki 60 sene küfürle geçen bir insan niye sonsuz cehennem olsun? Evet. 60 sene ceza çeksin. O kadar ve 120 sene. Tamam yani yaptığı kadar çeksin. Evet. Şimdi burada cesede 60 sene. Ruhun senesi yok. Ruh zamanla kayıtlı değil. Ruh bu dünya cinsinden değil. Onun için ruh yani inkar eden ruhtur, reddeden ruhtur. Kimi reddediyor? Ruh, inkar, Allah'ı reddediyor. Sonsuz. Allah sonsuz olduğundan, sonsuzu reddettiğinden dolayı onun sonsuz cezası var. İman eden, sonsuz olan Allah'ı onayladığından sonsuz mükafat görüyor. Önemli olan burada bulunuş miktarı değil. Bu ruhla Allah sonsuzdur. Sonsuzu onaylıyor musun, reddediyor musun? Çünkü değerlendirme ruha göre yapılıyor. Birincisi şu. Ruh zamanla mukayyet değil, cesede benzemiyor. Reddeden, kabul eden ruhtur. O zaman ruhun zamanı yoktur. Ruhun zamanı yok. Ruh kimin şey yapıyor? Allah. Allah nedir? Sonsuz. Sonsuzu kabul mü ettin? Allah da bu sefer diyor ki sen sonsuzu onayladığından dolayı al sana sonsuz mükafat. Sen sonsuzu inkar ettiğinden dolayı, buraya bak. Sonsuzu inkar ettiğinden dolayı cezan da senin yaşadığın miktar değil. O neyi reddettin? Ona göre değer alıyorsun. Ona göre. Yani yapan kişiye göre değil. 60 sene yaşa istersen 6 saat yaşa. Cesedin durumu ne oluyor hocam o zaman? Ceset zaten bir ne? Gömlek gibi bir şey. İkide bir sen bu muydu? Yani 10 sene önce bu ceset mi vardı? Ceset bu dünyada ruh işlemesine yardım eden araba gibi. Gömlek gibi. Ben ikide bir gömleği değiştiriyorum. Değiştiriyorum. Pijama giyiyorum. Paltı giyiyorum. Kazak giyiyorum. Nereye gitmişsem onu değiştiriyorum. Git Sibirya'ya böyle olur mu? Paltı giyeceksin. Git Arabistan'a şey giyeceksin ya kısa kollu giyeceksin. Yani ruh, ceset dünya şartlarına göre değişken bir varlık. Bu ruh kabire girince başka binek binecek. Ruh haşire gidince başka ceset giyecek. Ruhlar alemine gidince başka ceset girecek. Cennete gidince başka elbise giyecek. Yani sabit ruhtur. Değişken ceset. Bir seneki önceki halimiz farklı. Tabii canım. Mesela sen 2 sene önceki attığın gömleği şimdi kafana takmış mısın? Ah falan ah. İrmağı atmışsın belki. Peki irmakta o çamurların içindeki sana işkence veriyor mu? Aklın orada mı? Aynı onun gibi olacak işte. Yani ceset bu. Peki görmek istiyoruz. Yapayım bir tane size göstereyim. Bir tabak getirsem sen bak bir göstereyim şimdi. Aynı ceset ruhu bir anlatayım aynı size. Aynı şekilde olmayacak. Aynı şekilde aynı insan. Yani şu tipin var ya tipin. Evet. Hani şey görüntü falan değil de sima, ruh. Şurada yansıyan gibi. Yani bu da hep bu
da hayat. Bu da hayat, bu da hayat. Bak, ruhla cesedi ben size anlatayım. Ver abi, bak. Kibrit ver abi. Tamam, bunu koyayım. Cennette 33 yaş deniliyor. Tabii olsun, gelmedim. Daha önce anlattım onu. İnkılaptır. Bak. Şu ceset düşünün. Ceset. Ceset. Şu üzerindeki yazılar da dünya hayatı. Ev çiz, araba çiz. Varsa çizin. Kalem var mı? Anlaşıldı o. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Şimdi bak bu ceset. Ömründe hiç kağıdın yandığını görmeyene. Ömründe hiç kağıt yanmamış. Orada kalem var. Bak ver. Onu da yapayım. Tam olsun. Ver abi sıçan. Tamam abi. Tamam. Bak şimdi. Bak, bu insan, bu araba, Mercedes, bu para, bu da yat, bu da dünya hayatı, dünya hayatı. Şimdi ömründe ahireti hissetmeyen, tefekkür etmeyen, idrak etmeyen bir insan veya kağıttan çıkanı görmeyen bir insana. Anla, hiç ömründe kağıt yandığını görmemiş yüksek. Nasıl anlatacaksın şimdi kağıt, bak kardeşim. Bu kağıt ama değil bu. Bu başka bir şey. Ne? Bak bu hacmi var, kütlesi var, bir yerde üzerine yazıyorsun, çiziyorsun, koyuyorsun, duruyor. Ama bundan çıkan duman veya nur buna benzemiyor. O her yerde. Hiçbir yerde değil. Beyaz olmasına bakma. Siyahlık da var desen nasıl inanır? Hiç ömründe görmemiş. Yani bu tutulan bir şeye ondan çıkanı tutamıyorsun. Kağıdın en büyük düşmanı ateştir. Ateş içinde. Bunu tutuyor musun? Tutuyorsun. Bunun içini tutabiliyor musun? Tutamıyorsun. Ömründe kağıdı yandığını görmeyene bunun bundan bu çıktığını nasıl anlatırsın? Hiç kim bekler buradan? Bundan bu çıkacağını kim bekler? İhtimal var mı? Aa bak dünya gitti. Ya kat gitti. Bak nereye benziyor ışık? Nereye benziyor? Şimdi patlatacak. Çepakorda abisinden. Nereye mi? Gitti. Peki tepside kim kaldı? Esselatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Kim kaldı burada? Ceset. Ört üzerine. Onu gömün. Öle hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Kimi yakalamışsanız toprağa gömün. Peki bunu yakalayabiliyor musun? Bunu gömebilir misin şunu? Nerede? İşte bu beyaz ruhtur. Bu ruhtur. Duman nefis. Tabakta kalan ise ceset, onu da göm. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez var ya. Bak abi bu. Bu da niye yanmadı? Günah var. O da bir parça ruhu intikal etmiş. Onu da gömeceksin. Aa gömülen bu. Kimi yakaladınsa onu gömün. Peki bunu gömebiliyor musun? Dumanı, nuru. Dayı, gömülür mü? Yakalarsan göm. Nasıl gömeceksin onu? Yakalayabilir misin onu? O ruhtu. Bu ceset. Yakalayabiliyor. Kim ne yakalıyorsa onu gömersin. Gömülen odur. Hani şu mezarlıklarda yatan bunlar. Orada olan babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz vesaireler. Onlar orada yok. Bunun gibi. O intikal yeri, gelen gitme. Mesela askerlikte yukarıda poligonda vazife yapıyorsun. Anons yapılıyor askerlikte. Ziyaret için geldi. Nereye gidiyorsun bu sefer?
Görüşme yerine gidiyorsun. Kabirdeki ceset dünya ile görüşme yeri. Çünkü ruh nereye gitti? Ne bileyim. Ha, bu olsun ki Fatiha gitsin buradan. Bu olsun ki benim kabrime gelsin de göreyim onu. Biz onu görmüyoruz, o bizi görüyor. Öyle buymuş. Peki niye bu yanmadı şu? Bu da istarttı. Günahkardı. Günah ne kadar vardıysa o kadar gömüleceksin. Ne kadar nur ve nurani olursan hiçbir yerde değilsin. Kimi yakaladınsa yüksel, göm onu. Anladın mı? Bu durumda herkesi yakalayabiliyoruz. Yok. Allah'ın izniyle bir davaya ciddi iddia yapan, bir davasına ciddi sarılan, sadakatli olan, günahımız tabii ki fazla olur. Ahir zaman fitnesindeyiz. Ama bak, eğer şahsi günahınla sebabına kalırsan günah çok. Herkesin. Sebabına günah fazla. Günah fazla. Ama bir davaya gönül veriyorsan, oraya sadakat gösteriyorsan, bütün cemaatin hasenatına ortak olduğundan günahın azalıyor. O zaman uçuyorsun. Yoksa yere çekiyor seni. Cemaatsız olmak, kendi başına gideceksin. Cemaatin yok. Günahında, sebabında baş başa git. Üç kişinin defteri kapanmaz diyor Allah Resulü. Hayli bir evlat, hayli bir eser, kitap, hayli bir müessese, çeşme, cami yapan. Mesela gelip geçiyor. Şeyin emicimin şeyini görmüşüm. Sizin caminizi. O çıkarken çeşme. Çeşmede yani vefat da etseniz çeşme yapmış, kayık hasanat, bina yaptı, cami yaptı. Bir tanesi abdest almayacak mı? Bir tanesi su içmeyecek mi ya? İster rahmet versin, isterse vermesin. Fıtri bir rahmet var. Fıtri. Otomatik olarak bir insan istifade etti mi otomatik sevap oluyor. Otomatik. Ha, üç kişinin defteri kapanmıyor. Hayli bir evlat, hayli bir kitap, hayli bir müessese. Bir de hayli bir müessese derken iddia etmiş olduğun dava. Dava. Hayli bir eser çeşmeye benzemiyor. Birisine namazı vasıta oldun. Birisine kitap verdin, adam kitap okuyor. Çeşmeye mi benziyor o? Bir adamın hidayetine vesile oldun. Namaz kılmasına sebep oldun. Kitap okuman. Nasıl bir eser bu şimdi? Hayli bir eser. En büyük eser bu. Çocuklarınıza diyor Peygamberimiz Aleyhisselam, en hayli miras güzel ahlaktır diyor. Yani güzel ahlak dava. Davayı bıraktıktan sonra nurun fazla olur. İşte diyeceğim ne biliyor musunuz? 2 aylık mesafe, daha önümüzde 2 ay var. 2 ayın vefat edince bir günü bitti. 59 gün var ondan sonra seyahat dahi. Daha yolumuz çok ırak. Ondan sonra kabirden sonra başlıyor. Peki kabirden sonra gel bakalım. Orada sorular sorulmuş dünyada, cevapları dünyada vermişsin. Yazılı kağıdı yüzüne okunuyor. Hani okulda okurken soruyu sorar öğretmen, değil mi? Yazılı yapar. Bir hafta sonra yazılı kağıdını okur. Öyle değil mi? Ha, şimdi soruyu burada soruyor. Haram geliyor. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Soru bir. Kafa yedi. Evet, bakmadı. Cevap bu. Haram geldi. Tam bir kadı, köylü kadının. Hiç hesabı bilmiyor. Getirdi sepette çayını, koydu alim evine. Sen de kisver ve kantarcısın. Tak 10 kilodan taktın. Kadın anlar mı? Anlamaz. İşte sana soru bir. Saf köylü kadını geldi. Akşama bu kadar sıkıntı ve işkence altında topladığı çayından 10 kiloyu oynadın. Yani o anlar mı anlamaz? Soru bir. Şeytan diyor ki 10 kilo al. Vicdan diyor ki yapma. Nefis diyor ki ulan fırsat ya, daha nerede bulacaksın? Soru buyur. O parayı çayı çalıyor musun, çalmıyor musun? Bir baktın ki çalmıyorum. Cevabı burada vermişsin zaten. Kabirde yaptıklarımız senin yüzüne okunacak. Soru cevap bu. Yani orada söyle bakalım değil. Yaptıklarımız senin yüzüne okunacak. Soru burada soruluyor. Cevap burada veriliyor.
Ondan sonra iki aylık mesafemiz var. Birinci gün. Niye bak? Bin günü dünyanın bin günü, ahiretin bir günü. 60 sene dünya olursa ahiretin 25 dakika 30 dakikası ancak olur. Bir saat. Yani bine göre bir ne olursa 60 sene ne olur? Bir kabirden sonra daha 59 gün var. Allah Resulü'nün ömrü ortalama 62-63. 61 doluyor. Miladi ve Rumi'ye çevirirsem böyle. Yani 2 ay. 2 ay. Onun ömrü 2 ay. Yani dünya hayatı 2 ay. Ondan sonra kabire gittikten sonra soruluyor işte. Amele bakılıyor. Sen otobüse, sen uçağa, sen trene, sen gemiye. 4 tane ölçü birimi var. Ona şimdi girmeyeyim. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabire, haşre ebede gidecek haşir yolculuğudur. Daha Sırat Köprüsü var. Daha Sırat Köprüsü var. Kabirden geçtin. Kabirden. Ondan sonra daha kabirde eğitim devam ediyor. Şu anda onlar eğitim yapıyor. Ama yıldızlarda dolaşıyor. Artık ruhlar, yani bu hayattan daha yüksek bir hayat. Daha kaliteli bir hayat yaşıyor. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat eder. Peki o iki aylık mesafeyi nasıl geçecek? Amele göre, takvaya göre. Ne demek biliyor musun? Amel eylem. Takva ise eylem değil. Günahlardan kaçmak. Önümüze çıkan fırsatlar var ya, günah fırsatları. Yap bunu, ver ağzını payını falan. Onu ne kadar yapmıyorsan, takva demek amel yapmak değil. Menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Yani haramlardan kaçmak. Bütün gücümüzü sevap kazanmaya değil, farzları yaptıktan sonra haram işlememeye gayret edeceğiz. Mesela sabah televizyon seyrettin. Kaç saat, kaç gün o günahı telafi etmek için namaz kılsan silinir mi, o da belli değil. Onu yapacağına televizyon seyretmeye yat aşağıya. Onun için haramı terk etmek sevap yapmaktan daha mühim, daha emniyetli, daha kıymetli. Sevap yapmaktan daha kıymetli haram işlememek. Haramı terk etmek daha mühim. Takvaya. Dinde bu. Farzlarını yapıyorsun, kebairlerden iştinab ediyorsun. Yani haram işlememek kaliteli. Bir insan çok ibadet ediyor mu özenirsiniz? Çok haramdan kaçıyor. Hangisi daha mühim? Haramdan kaçar. İstersen sabaha kadar namaz kılsın, sabah da oruç tutsun ama haramdan kaçmasa hiçbir emniyeti yok. Farzlarını yapıyor, farzları yapıyor, vaciplerini yapıyor, haramdan yüz çeviriyor. Kimsenin malına, namusuna gözünü dikmiyor. Yani haramlarına muhatap değil. Televizyonlara, internetlere muhatap değil. Ya al yatsı namazını kılmış, yatıyor aşağıya. Ki zaten köydesiniz. Evliya merkezi. Tabii canım, haramla muhatap olma. Yetiyor yani. Haram yapma yetiyor. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat eder. Yani amele göre amel fazla. Takva da işlememek. Günahları işlememek. Bir kısım ehli takva berk gibi bin senelik yolu bir günde kat eder. Bir evliya var ki bin senelik mesafeyi şimşek gibi bir günde kesiyormuş. Bin günü bin. 999 bin. Bin gün, öyle evliya var ki ahirette şimşek gibi bir günde gidecek. Bir kısmı da var ki, daha acayip evliya var. Hayal gibi 50 bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. 50 bin sene. 50 bin sene mesafeyi, öyle evliya var ki hayal gibi bir günde gidecek. Bu takva kuvvetini görülecek ha. Sonra Kur'an-ı Azimuşşan şu hakikate iki ayet işaret ediyor. Yani 50 bin var ya böyle, sizin bildiğiniz günlerden günlere göre 50 bin sene varlıkta var olan günler var. Allah Kur'an'da iki tane ayet var. Bu konuda varlığa layıkasına geçiyor.
sizin bildiğiniz günler gibi diyor 50 bin sene, sizin dünyanıza göre 50 bin sene geçiyor oranın bir günü. Vega yıldız mı? Şems-i Şems, evet. Vega yıldız. Keşfedilmiş. Evet. 50 bin. Kendi ekseni etrafında, kendi ekseni etrafında dünyanın hızına göre dönünce tam dünya gününe göre 50 bin sene geçiyor. Sonsuz. Yavaş yani, değil ha. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş hızıyla aynı ve dönerse ki dönüyor tam 50 bin 50 bin dünya senesine göre geçiyor ki bir gün oluyor. Orada yaşasanız 50 bin yaşayacaksınız ki bir gün olsun. Yaşanır mı ya? Böyle bir Allah'a kafa tut. Ya. Ne yani ne, Allah acayip bir şey ya. Namaz kılmıyor. Yani sen ne cesaretli adamsın. Hiç mi? Esselatu ve selamu aleyk. Hiç mi selam duymuyorsun? Hiç mi mezarlıklardan geçmiyorsun? Hiç mi kanser hastası görmüyorsun? Hiç mi kefenlenen insanı görmedin? Hiç mi mezara inen bir insan yok? Nasıl namaz kılmıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Kara, karamış, bir karamış aynaya baksan neyi görürsün? O da doğru. O bilet ise namazdır. O 23-24 altın var ya, gün kaç saat? 24 saat. 24 saat. Allah 24 saati altın olarak söylüyor. 24 saatin bir saati abdest ve namaza kâfi. Onun için bir tanesi soruyordu bugün. Burada mıydı? Mesela, ha Halit abi de. Hasta yatıyor adam. Allah. Allah. Kefaret oluyor mu günahlarına? Namazı varsa olur. Yoksa olmuyor. Namazı yoksa hiçbir şeyin değeri yok. Hiçbir şeyin değeri olmuyor. Kategoriye girmiyor zaten. İnanmamış ki namazı kılmıyor demek ki yolda. Yani namaz kılmayan. Ama biz ne diyoruz mesela? Günahlarına kefaret diyoruz ama namaz kılmamış. Namaz kılmamışsa günahına kefaret olmuyor. O da cepten gidiyor. O anda peki öyle bir insana o şeyi verilebiliyor mu mesela? Allah demin fırsatı tanınabiliyor mu? Tanıyor canım. Hastalıklar Recep'im. Hastalık niye veriyor? Tamam da hadi bir abdest al işte. Hadi. Tam işte fırsat. Televizyon seyredemezsin. Çarşı pazara sinemaya gidemezsin. Abdest al. Allah. Oturarak kıl. Oturamıyorsun. Yat. Yapamıyorsun kafayla. Ağır sana rükû, al sana secde. Ben öyle insan biliyorum ki namaz kıldırmışım. Adamın ömründe ilk defa namaz kılıyor. Abim elini kaldır. Ben yaptım ya. Namazda konuşuyoruz ha. Böyle mi yapayım? Ha kaldır kaldır koy kulağını. De ki Allah Ekber bilmiyor. Hiç mi kılmamış? Hiç kılmamış. Ömründe işte ben böyle bir namaz kıldırdım ben işte ona. Konuştuk. Tamam hocam dedi. Ama iman etti. Kelime-i şehadet getiriyor. İman etti. Son günler işte ondan sonra daha görmedim. Seninle bir namaz kılacağız. Hocam dedi ben bir şey bilmiyorum dedi. Tamam olsun ben sana tarif edeceğim. Sen dedim aynısını yapacaksın. Allahu Ekber. Tamam dedi. Allahu Ekber. Vallahi dedim buraya mı dedi. Konuşuyoruz zaten. Diyor ki buraya mı? Evet oraya. Ama namazdayız. Kıbledeyiz yani. Şimdi elham subhane yok. Üç defa Bismillahirrahmanirrahim bir. Bismillahirrahmanirrahim iki. Bismillahirrahmanirrahim üç. Hadi de bakayım. Bismillahirrahmanirrahim bir. Ya bir deme işte. Ya üç tane diyorum. Ha tamam hocam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şimdi ne yapayım hocam diyor. Namazda. Namaz yapıyoruz ha. Allahu Ekber eydir. Subhane Rabbiyel Azim. Nasıl desin? Subhanallah. 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 Ne yapayım şimdi? Şimdi Allahu Ekber de kalk. Böylelikle bir gün ben şahidim Rabbime. Böyle namaz kıldık. Böyle namaz kıldık. Ömründe bir defaya mahsus namaz kılmış. Kıldık. Onun da mükafatını... İnşallah. Çünkü niye nasip ediyor? Rahman ve Rahim. Niye? Yani ona bir baktım ki hayatında namazı reddetmemiş. Namazı reddetmemiş. Ama şöyle bir şey yok mu? Öyle bir ailede büyümüş ki namaz, din denen bir şey yok. Bilmiyor. Ailesi de aynı değil mi? Sağlıklı olduğu zaman namaz kılmayıp da öleceğini bildiği an namaza başlasa orada bir şey olur mu? Yani eğer sekirat var ya da sekirat. Güzel. Hastayız ama öleceğimizi bilmiyoruz. Sekirat var ya sekirat. Yani ölüm moduna ölüm moduna geçerse tövbe de kabul olmuyor. Eğer doktor dedi ki 2 ay yaşayacaksın
Yani iki ay dediği kişi mesela şu anda iki sene geçmiş. Değil mi? Gafur'un şey teyzesi. Ha, o ölüm modu değil. O ölçü değil. Doktor dese ki iki ay yaşayacaksın, o namaza başladı. Hayır. Yalnız tövbe ve ibadetin kabul edilmediği an ki Allah'ın da böyle merhametini gösteriyor. Sekerat anı. Peki. Yalnız bak şunu diyeyim, lafa girdim de. Yani hani diyor ya ki mesela hani öleceği zaman namaz kılması. Adamın şurasına gelmiş yani. Şurasını yine öleceğini değil, iyi olacağını bekliyor. Evet tabii. Öleceğini bekliyor. Hiç kimse bilmiyor. Sen ben bekliyor muyuz? Şeyde vardı. Mecid Hoca vardı ya, rahmetli bizim. Mecid Hoca da Emin Cem'in şenkayı. Dedi ki, Hasan Hocam dedi, şurada dedi bir dedi alim var dedi Çayeli'de, Rize'de yatıyor son böyle demlerini yaşıyor dedi galiba. Gel dedi hastanede ziyaret ederim dedi. Olur mu dedi, olur tabii hocam dedim, gittik yani. Hakikaten hastaneden iniyoruz Rize'den rahmetliyle. Mecid Hocam dedi ki, ya dedi ne iyi oldu hocam dedi ya, beni de kırma, iyi yaptın dedi. Bak dedi alimi ziyaret ettik dedi. Hakikaten son günlerini yaşıyor dedi ya. Ne iyi oldu dedi. Duasını aldık dedi. Mesela iyi oldu. Dedi, dediğimiz adam ölümünü bekliyor. O adam kalktı. Mecid Hoca bir hafta sonra minareden düşüp ölüyor. Allah Allah. Bir hafta sonra Mecid Hoca gidiyor. O ölümünü beklediğimiz adam şimdi Çayeli'de 4-5 senede beni yaşıyor. Ya. Hani diyor da usta. Geçenlerde gördüm zaten. Hocam ne yapıyorsun? Ki kiraz yiyorum dedi. Baktım denizin kenarında kiraz yiyor. Ve Mecid Hoca vefat etmiş. Ustad diyor ya, hasta başında ağlayanlar öldü, hastalar kalktı diyor. Ha, sekerat anı, mod var ya, daha geri dönüş değil. Ne dünya o an, ne de ahiret. Orada tövbe kabul değil, veraset hiçbir şey yok. Neyse bitireyim şunu. O bilet ise namazdır. Bir tek saat 5 vakit namaza abdese kafi gelir. Acaba diyelim ki Yüksel namaz kılıyorum ama kazana da başlaman lazım. Kazayla girmemen lazım. Kazanızı başlamanız lazım. O geçmişteki kazalar ne olacak? Oo yani Hasan kardeş yani bizim bir sürü kazamız var. Seni ilgilendirme, sen kazaya başla, vefat et. İnşallah umulur ki başladığından dolayı Allah yapmışın gibi muameledir. Ama ciddi bir muamele. Evet, ciddi teveccüh etmen lazım. Yani kaza namazını başlaman lazım. Acaba 23 saatin ha o bilet ise namazdır. Bir tek saat 5 vakit namaza abdese kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviye sarf eden ve uzun yol, o uzun hayat ebediye bir tek saatini sarf etmeyen, bak 24 saat Allah veriyor. 24 saat 24 tane altın demek. Bir saati abdese ve namaza kafi geliyor. 23 saatini dünyaya veriyorsun Ahmet Sami. 23 saatini duyuyor musun Ahmet Sami? Tefekkür ediyor. 23 saatini veriyor. Bir saatini eğer vermese ahirete sarf eden, o uzun hayat ebediyede bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder? Ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilafa akıl hareket eder. Zira 1000 adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım alını vermek akıl kabul ederse. Var ya milli piyango. Kaç kişi iştirak ediyor? Milyon kişi. 1 milyon var mıdır? Var tabii. Canım. Peki sana çıkma ihtimali kaç? 1 milyonda 1. Peki 1 milyonda 1 ihtimale kafan yatıyor. Ya bana çıkarsa diye bilet alıyorsun da. Namaz bilettir. %100 sana ahiret çıkacak namaz kılana. Piyango da değil yani. İhtimal da değil. Diyor ki 1000 adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım alını vermek akıl kabul ederse halbuki kazanç ihtimali 1/1'dir. Sonra 24'ten 1 malını %99 ihtimaliyle kazancı musaddak bir hazine-i ebediye vermemek. Namaz kılanın yüzde kaç diyor? %99. %100 değil namaz. %99 tamam. %1 niye? %1 şu. Allah dostlarına, düşman düşmanlarına dost oluyor. Dostunu düşmanını Allah'a göre yapmayınca namazda fayda vermiyor. Feveylül lil musalli. O namaz kılanlara yazıklar olsun diyor.
Allah düşmanlarını, Allah taraftarı oluyor, İslam taraftarı olmuyor. İslam düşmanlarıyla beraber olsa bile o namaz ona fayda vermiyor. %1'di bu. %1 kıldığı halde kaybediyor. Sonra 24'ten bir malını %99 ihtimal ile kazancı musaddak bir hazine hediye vermemek ne kadar hilaf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Son cümleyi okuyorum. Halbuki namazda ruhun ve kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Ben mesela ben bugün hakikaten bayağı canım sıkılmıştı bayağı. Ondan sonra namaz kıldım. Oh! Namaz secdede kalkmak istemiyorum. O kadar mı rahat oldu ya? O kadar da rahat oldum ki valla. İnan. Peki bu yani mesela diyelim ki hiç cemaate katılmıyor. Mesela gidiyor. Namazını gidiyor. Camide gelip gidiyor. Yani bir cemaate tabi değil herhangi bir. Hasenat seyyiatı yani sebabıyla günahı beraber olacak. Peki yani bu sevap durumu tamam da yani nasıl bu ihtimali kazanacak mesela? Hani diyelim ki cemaatin bir şahsi manevisi. Hayır, şu. Orada şey yok. Yani cemaatin sana kazanımı şu. İstikamet veriyor sana. Dostunu, düşmanını sana gösteriyor. Eğer bir cemaate dahil olmayıp bir insan tek başına dostunu, düşmanını ayırt edebiliyorsa ki çok zor. Ondan sonra şimdi bir hayli bir sen bir yere hareket girdin mi komple cemaatin hayrına ortak oluyorsun. Sen şimdi bu asırda yaşayacaksın. Fitne asırda her taraftan günahlar işgal etmiş, çoluk çocuğumuzun sorumlulukları var. Bir yere dahil olursan o cemaatin sebebine ortak oluyorsun. Bak bir de söyleyeyim. Hiçbir şey yapmıyorsun. Çay topluyorsun. Cemaate dahil oluyorsun. Hangi cemaat olursa olsun. Onun hayrına ortak oluyorsun. Şerrine değil. Ya bedava bir şey vermiyorsun ki ya. Taraftar oluyorsun yani. İnanıyorsun oraya. İnanıyorsun ama. İnanıyorsun oraya. Sadakat gösteriyorsun. Oranın kurallarına uyuyorsun, sadaka. Bu tesviyatı ne yapmıyorum? Burada i̇şte inanıyor, o dost. Bak o dost seviyesinde. Mesela tesviyat yapmıyor ama namaz kılıyor. Ama bunlar iyi insanlar. Orada seviyorlar. Ders yapıyorlar, seviyorlar. Alır ise. Ama tesviyat yaparsa bir tamam ya alır. Ustadın duasını da alıyor. Herkesin şeyini de alıyor. Namazda ruhun ve kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mubah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Halit abi bak senin sorun burada. Halit abi. Evet. Bak senin sorun şurada bak. Hem namaz kılanın diğer mubah dünyevi amelleri. Bak namaz kılanın diğer mubah dünyevi amelleri. Mesela meyve dikiyor, çay topluyor, tuvalete gidiyor, yer temizliyor, yemek yapıyor, haram işlemiyor. Namaz kılanın dünyevi mubah yani hastalığı güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Yoksa namaz kılmayanın hiçbir hayrı olmuyor o zaman. Bu surette bütün sermayeyi ömrünü ahirete mal edebilir. Fani ömrünü bir cihette ibka eder. Ve ahir davahım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Selam. Allah'a emanet.